Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hobi çevirisine kalan yerden devam ediyoruz. 38. sayfadayız. Bu videoda sesim düşük olacak. Çünkü boğazım ağrıyor ve oda arkadaşımla uyuyor. O yüzden bu videoluk kusura bakmayın. Biraz sesi işte kulaklıkla falan dinlemeniz gerekebilir. Tekrardan özür diliyorum. Haydi başlayalım. Normal diğer videolar 5 dakika yaptım da burada ya sayfayı yarıda bırakmak saçma olur. O yüzden kendimi zorlayıp bitireyim sayfayı. Yoksa saçma bir şey olacak sonuçta. Daha sonra en son şurayı hatırlıyorsunuz zaten. Orada tekrar şey yapmayın. Gandalf işte duman gönderip Thorin'inkileri yakalıyordu falan filan. Daha sonra Gandalf'ın Smoke Ring, bu işte halka çeken dumanları, dur okuyayım da, Gandalf Smoke Ring would go green and come back to hover over the wizard's head. Gandalf'ın bu işte halka duvanları. Wolf go green. Go green burada yeşile dönmek anlamında. Yeşile gitmekten ziyade. Come back daha sonra geri dönüyor. Hover burada askıda kalmak. Orada duraksamak anlamında. Wizards yani büyücünün Gandalf'ın kafasının üzerinde duruyor. Yani gidip Thorin'inkini bozuyor mu diyeyim artık. Oraya gidip sonra geri gelip yeşile dönüyor bir de. Gandalf'ın başının üstünde de duruyor. Buraya bakalım. He had a cloud of them about him already and in the dim light it made him look strange and sorcerous. Bu güzel bir cümle. He had a cloud. Cloud burada bulut demek. Cloud of them. Demden kastı ne? Smoke ring. O kadar çok fazla birikmiş ki demek ki bulut olmuş. Burada about hakkında değil, etrafında. Bunun etrafında çoktan bir bulut vardı. Dumandan bulut. And in the dim light. Dim burada loş, böyle boğuk demek. Bu loş ışığın içinde it made him. Yani itten kastı da bu durum. Bu bulutların oluşması. Made him. Him'den kastı ne? Gandalf. Look strange and sorcerous. Yani bu durum Gandalf'a garip. Ve sorcerous da büyülü demek. Büyülü gösteriyor. Böyle işte loş ışıkların içinde de üstünde bulutlar falan böyle duman üstünde birikiyor. Böyle bir görüntü oluşmuş. Gandalf'ın üzerinde etrafında. Şöyle bakalım. Bilbo stood still and watched. He loved small rings and then he blushed to think how proud he had been yesterday morning of the small rings he had sent up the wind over the hill. Burayı zaten hatırlıyor olmanız lazım eğer düzeni takip ediyorsanız. Şey diyor. Anlıyorsunuz. Stood. Standing şey geçmiş hali Bilbo böyle ayakta bekledi, hala bekledi ve izledi. Sonra Trevor burada ek bilgi veriyor. He loved small rings. Bu duman halkalarına bayılıyordu. And then he blushed. Blush burada yüzü kızarmak demek. Daha sonra yüzü kızararak düşündü. Yani böyle heyecanlandı, utandı veya heyecanlandı, daha heyecandan böyle yüzü kızardı gibi düşünebiliriz. Ne düşünüyor? How proud he had been yesterday morning of the small rings. How proud, nasıl gurur duydu? Neden? He'den kastı da Gandalf. He had been yesterday morning. Dün sabah ki şeyler, dumanlar, halka dumanları Gandalf'ın yaptığı kapının önünde. Hangi dumanlar bunlar? He had sent up the wind over the hill. Yine Gandalf sabah geldiğinde halka dumanını bu tepenin üzerine doğru göndermişti ya. Şimdi şey düşünüyor. O aklına geliyor o manzara. Ve ne kadar gurur duyduğunu düşünürken yüzü kızarıyor. Bu şekilde burayı çevirebiliriz. Şu muhabbeti devam düzenli izliyorsanız zaten biliyorsunuz. O yüzden geçiyorum. Now for some music, say Thorin, bring out the instruments. Şimdi biraz müzik için yani. Şimdi müzik zamanı demeye getiriyor. Thorin diyor bunu. Bring out instruments. Enstrümanları getirin. Bring out. Getirmek demek. Ortaya çıkarın. Şimdi buraya bakalım. Kelly and Philly rushed for their bags and brought back little fiddles. Dory Nori and Ori brought out fiddles from somewhere inside their coat. Bumble produced a drum from the hall. Before and before went out too and came back the clarinets that they had left among the walking sticks. Şimdi çevirelim. Kilian Fili. İki cüce rushed ve koştular anlamında.
Deerbeek çantalarına koşup and proud getirdiler. Geri getirmişler. Neyi? Little. Burada fiddle keman demek. Küçük bir keman getiriyorlar. Dori Nori and Ori. Üçü de brought out flute. Flüt getiriyorlar. From somewhere inside their coats. Ceketlerin herhangi bir yerinden, yani cebinden büyük ihtimal. Ceketlerinden flüt çıkarıyorlar üçü de. Sonra Bomber produced a drum from the hall. Burası biraz kafa karıştırıcı. Produce'ün yani üretmek anlamı var da, hani koridordan dolu üretti. Çok saçma. Produce'ün de göstermek anlamı var. Sahnelemek anlamı. Ben şöyle anladım. Koridorda duruyor. Oradan da davul elimde deyip gösteriyor gibi. Veya orada davul çalacak. Bilmiyoruz. Bana böyle çevirmek daha mantıklı geldi. Yine farklı düşünüyorsanız yoruma yazın. Different buffer went out to before la buffer da dışarıya gitti and came back with clarinet. Clarinet birlikte geri geldi. Sonra that var. Hangi clarinetmiş o? They had left among the walking sticks. Baston demek walking stick. Walking yürümek, stick çubuk, yürüme çubuğu yani baston. Basit mantığını kavrarsanız. Bastonların arasına among arasına bıraktıkları clarinetle geri geldiler. Onu getirdiler. Olarak burayı çevirecek. Buraya bakalım. Dovalin and Balin said, "Excuse me, I left mine in the porch. Just bring mine with you," said Thorin. Şimdi Thorin bunu diyor, Dovalin Balin bunu diyor. Dovalin Balin ne demiş? "Excuse me, affedersiniz, I left mine." Bıraktım. Nerede? In the porch. Porch taramene diye bir kelime. Yani resmini göstereyim. Burada verandaymış. Ben taramene nereden çıktı ya? Veranda yani evin şöyle işte merdiven kısmı, şu ön. Nasıl diyeyim, şu ön kısımlarına porch deniyormuş. Burada bırakmış şeyini. Kendine sürmanını. Öyle olunca şeyde Thorin'de just bring mine in with you. Hani benimkini al. Demek ki Thorin'inki içeride. Thorin'inkini getirmesini söyle. Yani onu getir, Thorin'inkini çalmasını istiyor. Ben bu şekilde çevirdim burayı. Sonra they came back with wheels and as big as themselves and with Thorin's harp wrapped in a green cloth. Şimdi neyden kastını iki kişi Duvalin'le Balin. Come back geri geldi with wheels. Büyük viyollerle bunların resimlerini göstereceğim. As big as ne kadar? Kendileri kadar büyük viyollerle geri gelmişler. Viyol şu demek arkadaşlar, bilmiyorsanız böyle bir enstrüman. Uzunluğu bir cüce kadar varmış demek ki. Kendileri kadar büyük dedi ya. Daha sonra and with Thorin's harp wrapped in green cloth. Ve Thorin'in harpını da getiriyorlar. Wrap burada sarılmak demek. Yeşil bir bezle etrafı sarılmış harpı da getiriyorlar. Harpı da gösterin. Şöyle bir enstrüman. O da yine bilmiyorsanız öğrenmiş olun. Buraya bakalım. It was a beautiful golden harp and then Thorin struck it. The music began all at once. So sudden and sweet that Bilbo forgot everything else and was swept away into dark lands under strange moons far over the water and very far from his hobbit hole under the hill. Şimdi, it was a beautiful golden harp. Harp neymiş? Güzel altından bir harpmış. And when bir şey olduğunda Thorin strike diye yazılıyor. Onun geçmiş haline vurmak demek. Thorin harpa vurduğunda the music began at all at once. Müzik bir anda başlıyor. Diğer cüceler de çalmaya başlıyor. So sudden and sweet. Aniden ve tatlı bir şekilde, güzel bir şekilde başlıyor. Sonra Bilbo forgot everything. Her şeyi unuttu. Yani diğer her şeyi unuttu. And was swept away into the darkness. Sonra böyle swept into, burada süpürmek swept de. Burada böyle oradan kopup hayallere daldı gibi düşünebilirsiniz. Into dark lands, böyle karanlık alan arazilere. Under strange moons, böyle garip ayların iç altında işte böyle bilmediği garip karanlık topraklara hayal ediyor. Oralarda kendisini buluyor. Far over the water. İşte bu suyun çok üstlerinde. Su dediği nehir, yani nehirin uzaklarında. And very far from his hobbit hole under the hill. Tepenin altındaki
Hobbitol yani evinin çok uzaklarında kendisini buluyor. Yani böyle hayale müzik başlayınca böyle hayal dünyasına dalıyor. Şuradan onu anlıyoruz. Ne arkadaşlar, burası cümle aynen. Çoğu diğer sayfada olduğu için bunda hem benim ses de bayağı kötü. O yüzden sonraki videoda çeviririz. İyi. Ah pardon. Kelime şey yapayım. Tekrardan hover neydi? Bilmediğiniz kelimelere bakalım. Üstte böyle asılı kalmak anlamında. Sonra cloud şey bulut already zaten. Burada dim loş demek. Yani dim light loş ışık. Strange garip sorceress burada büyülü. Blush böyle yüzü kızarmak demek. Proud gurur duymak. Send up göndermek. Enstrüman bring getirmek de. Rush burada ne? Acele etmek, koşmak, koşarak gidiyor. Bag çanta, brought, bringing geçmiş hali, getirmek. Flüt sana flüt. Coat, ceket. Produce buradan göstermek olarak çevirdim. Öyle bir anlamda var. Drum, davul. Clarinet. Biz de daha öncesinde kullanıyoruz. Walking sticks. Baston. Porch neydi? Bu evin önü. Böyle. Evin balkonu gibi de denilebilir. Balkonun tek katlı evin balkonu gibi düşünebilirsiniz. Oraya porch deniyor. Viol yine müzik aleti. Kırın kulak burada yeşil bezle sarılmış. Wrap sarmak demek. Harp göstermiştik. Harp neymiş? Golden. Altındanmış. Strike'ın geçmiş hali vurmak demek. Sudden ani. Forgetting geçmiş hali unutmak. Swept away in. Yani burada böyle rüyaya gitmek, kendini kaptırmak gibi. Bir şeyi süpürüp atmak da sweeping geçmiş hali süpürmek. Yeri süpürmekte de kullanılır zaten. Yani böyle bir hayal dünyasında kendisini böyle sürükleniyor. Öyle düşünün. Strange, garip, moon, ay zaten. Bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Kusura bakmayın sesim için. Tekrardan yarın görüşürüz. Bye bye.